Bu korkutucu video, Reddit kullanıcısı MentalHealth1484 tarafından paylaşıldı. Bu videoda gerçekten korkunç bir şey göreceğiz. Birdenbire bir top fırlatılıyor ve aniden kameramanın arkasında küçük bir çocuk beliriyor. Çocuk kıkırdadıktan sonra açıklanamaz bir şekilde kapalı bir kapıdan geçerek kayboluyor. Kayıt yapan kişi korkudan titrer durumdayken hemen sağındaki kapıda bir kadının yüzü görünmeye başlıyor, korkuyu daha da artırıyor. Ne yazık ki video aniden kesiliyor ve izleyiciler sonrasında ne olduğunu merak ederek kalıyor. Doğrulanabilir bir kaynak olmadan bu ürkütücü klibin gerçekliğini kesin olarak iddia etmek erken olur, ancak kesinlikle ürkütücü. TikTok kullanıcısı Johannes bu ürkütücü videoyu hesabında paylaştı ve arkadaşının karanlık bir bodrumda çalışırken bir anda yaşadığı olayları anlattı. Angel, her zaman. Alo. Bro, elbette. Birdenbire ürpertici bir adam beliriyor ve kamera arkasındaki kişiye doğru yavaşça ilerliyor, rahatsız edici bir melodi mırıldanıyor. Videonun bir noktasında kamera arkasındaki kişi cesurca gizemli adama kim olduğunu soruyor, ancak yabancı sessiz kalıyor ve cevap vermiyor. Kameraman bu karşılaşma boyunca dikkate değer bir soğukkanlılık gösteriyor ve sakin ve kontrollü bir tutum sergiliyor. Böyle bir durumla karşılaşan kaç kişinin aynı şekilde sakin kalabileceğini düşünmek gerekiyor. Peki, siz benzer bir durumda olsaydınız nasıl tepki verirdiniz? Yorumlarda yazabilirsiniz. TikTok kullanıcısı Magical Poltergeist tarafından paylaşılan bir video, ev güvenlik kamerası görüntülerini içeriyor ve izleyicilere ürkütücü bir deneyim vaat ediyor. Video, yükleyicinin eşinin gece geç saatlerde mutfağa yürüdüğünü gösteriyor. Başlangıçta sıradan bir olay gibi görünse de, uyurgezerlik birçok insanı etkileyen yaygın bir fenomen. Ancak, görüntüdeki olaylar ilginçleşmeye başlıyor ve bu olayın sıradan olmadığını ortaya koyuyor. Kadının mutfaktaki sandalyelerden birine oturmasıyla birlikte üç tanımlanamayan varlık görüntüde amaçsızca dolaşırken gözlemleniyor. Ardından karanlık bir gölge arka planda yavaşça beliriyor. Ancak ürkütücü olaylar burada bitmiyor. Ah.
Birkaç saniye sonra kadının önündeki masadaki bir nesne aniden ona doğru hareket ediyor ve evin kapılarından biri aniden şiddetle kapanıyor. Kadının uyandıktan sonra kocası bu görüntüleri gösterdiğinde yaşayacağı korku onu derinden sarsacak. Bu kadar korkutucu bir şeye maruz kalmanın derin etkisi, bir kişinin bu tür bir deneyimle nasıl başa çıkabileceği konusunda sorular doğuruyor. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi yoksa aldatmaca mı? Skiboy Digit adlı TikTok hesabı, Los Angeles, Kaliforniya'daki Katedral Lisesi'nde hademe olarak çalışan bir kişi tarafından yönetiliyor. Okul, çoğu okuldan daha karanlık bir tarihe sahip, çünkü bir mezarlığın üzerine inşa edilmiş. Gece çöktüğünde binada dolaşan kişiler, açıklanamayan ve ürpertici olaylar bildirmişlerdir. Eski mezarlığın görüntüleri ve duvarlarda sergilenen mezar taşlarının parçaları ile paranormal aktivitenin yaygınlığı şaşırtıcı değildir. Bir gece, Skiboy temizlik görevlerini yaparken, korkutucu bir karşılaşmadan sonra kayıt yapmaya başladı. Alright, I usually don't record while I'm on the job, but this is freaking me out. It's sort of unreal. I'm here at work. I'm here in the janitor's closet. Yeah, let me just show you guys. Alright. Just to, I don't know, let you guys know this school was built on a cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just, see? That right there. Okay. See, no. It just follows me no matter what. Kırmızı bir balon, adamın kayıt yaptığı sırada tuhaf davranışlar sergiliyor, diğerleri tamamen hareketsizken sadece bu hareket ediyor. Sınıftan temkinli bir şekilde uzaklaşırken, ürpertici balon koridora doğru sürüklendi ve doğrudan ona doğru ilerledi. Aynı anda, arka planda karanlık bir figür belirdi, hızla açık bir kapının önünden geçip kayboldu. Bu ürkütücü olay dizisi, Skiboy'un o geceki işini erkenden sonlandırmasına neden oldu. Peki, bu varlık, okulun altındaki mezarlıktan gelen bir ruh olabilir mi? Yoksa bu sadece klasik bir TikTok saçmalığı mı? Yorum sizin. Tommy Wells, kanalında yaşadığı ürpertici bir olayla ilgili bir dizi video paylaştı. Kendi kendine hareket eden nesneler, evde rastgele soğuk noktaların oluşması ve giderek artan korkutucu hayalet faaliyetlerini içeriyordu. Tommy ve ailesi için bu karanlık ruhla başa çıkmak zorlaştığında Ouija tahtası kullanmaya karar verdiler. Ancak
bu masum görünen seçim ciddi sonuçlara yol açacaktı. All right. You ready for this? Have you ever done one before? It's not too hard. I don't like messing with them because I know what they can do. Well, a lot of times they're bad spellers. It takes them a minute or so to spell out what they're spelling. And you have to just touch your fingers to it easy. Not enough word. You're going to unintentionally move it or whatever. Okay, just barely. You just barely want to make contact. And let it control it. You just follow it with your hands more or less, okay? And we're doing this because what? Because we're going to try to find out what's in this house. I don't know how else to try to contact it. We've got to find out what it wants. Okay. I'm going to see if I can get it to leave us alone. Let's go. Get this over. All right, you ready? Yeah. Whatever entity, spirit, demon, whatever you are, that's in my family's home, that's plaguing us and giving us hell, please identify yourself or tell us what you want, what it'll take to leave me and my family and our home alone and never return. We're tired of this. Just tell us what you want. What do you mean, blood? What the hell do you want? Come on now. Oh my God, stop me! Son of a... Oh my God! Oh my God! Man, that's enough. I need the damn thing in the house! I'm sorry. Tahta masadan havaya kalktı. Ellerini aceleyle çektiler ama odada bulunan varlık tahtayı yere fırlattı. Bu video, Ouija tahtalarıyla ilişkili potansiyel tehlikeleri vurgulayan sert bir uyarı niteliğindedir. İzleyicilere, kötü niyetli varlıkları davet etmeye hazır olmadıkça, Ouija tahtalarından kaçınmaları gerektiğini hatırlatır. Bu tarz nesneler gerçekten şakaya gelmez, oyun oynanmaz. Benden size ufak bir tavsiye, sakın bu tarz işlere bulaşmayın. Sıradaki video, popüler YouTube kanalı The Fourth Wall'dan. Bu sefer en ürkütücü dağlardan birine gittiler ve orada yakaladıkları görüntüler gerçekten ürkütücü. İlk iki kayıtta ağaçların arasında ya da patikada yürüyen iki görüntü ortaya çıkıyor.
İlkinde havada süzülen ürkütücü bir soluk yüz, ikincisinde ise bir merdivenin tepesinde hareket eden şeffaf bir silüet görülüyor. Adam bu anormalliklerin farkına varmadan keşfine devam ediyor. Bu olayda yakınlardaki ağaçların arasına gizlenmiş hayaletimsi bir figür ve doğrudan önünde karda beliren gizemli ayak izleri kaydedildi. Yani bu yer gerçekten perili mi? O gece kaydedilen fenomenler hayaletlerin var olma olasılığını artırıyor, ancak belki de bu olayların açıklamaları daha basit olabilir. Seyirci olarak karar size ait. Tüm bölümü izlemek ve daha fazla içeriği keşfetmek isteyenler, YouTube kanalı Fort Wall'ı ziyaret edebilir. Midwest Ghost Hunter, YouTube kanalından Ian, yakın zamanda Oakland mezarlığını keşfe çıktı. Bu mezarlık, Iowa City'nin ana mezarlığı olarak hizmet veriyor ve yıllar boyunca birçok paranormal aktivite raporu birikmiş durumda. Raporlar arasında, açıklanamayan bir parıltı yayan perili bir mezar ve mezarlıkta dolaşan hayalet çocukların görüldüğü anlatılıyor. Ian, olası doğaüstü olayları belgelemeye çalışarak fotoğraf çekmeye başladı. Weird while I was taking photos. I think I might have caught something over here. I'm not too sure. I gotta look at it closer. But it was in between those two trees. It looked like a mist or something. I know they see children here, so maybe that was a ghostly child. Let's go find out. Bir fotoğrafta yakalanan bir anormallik, sonraki çekimde tamamen kaybolmuştu. Ian, mezarlıkta potansiyel varlıklarla iletişim kurmak için uygun bir yer aramaya devam etti. All right, so I've got a spirit box right here. I'm gonna do a session and see if I can get any responses from any of the spirits that may be buried here. Or just anywhere in the cemetery. Is there anyone here that haunts this grave? I heard that this tombstone just behind me here has some strange activity that occurs. What does this tombstone do? Whoa. I heard that. Could you repeat that? I didn't quite get that. What is the name on the tombstone? What does the name say? Boss. I heard that. You got it. So I definitely know you are a spirit and you are talking to me because that was intelligent. Bir fotoğrafta yakalanan bir anormallik, sonraki çekimde tamamen kaybolmuştu. Ian, mezarlıkta potansiyel varlıklarla iletişim kurmak için uygun bir yer aramaya devam etti. I'm definitely noticing the temperature dropping. It is very cold out here now. Are the spirits here as cold as I am right now? Can you feel the cold air like I do? Pretty sure I heard something over there.
Hello? Someone over there? Just imagine how creepy it would be if someone peeked out from one of those trees. Alright, let's go up to it. Hello? Holy shit! I just heard footsteps! It just sounded like something ran by me. Hello? They went this way. It sounded like it could have been like a kid running. But there's nobody here. Whoa! What was that? It literally sounds like kids playing. They came from over here. They came from over here. Bu sırada arka planda duyduğu sesler daha da yoğunlaştı. Korkutucu bir çocuk çığlığı ona yakın bir mesafeden yankılandı ve Ian'ın olduğu yöne doğru koşarak ilerleyen ayak sesleri duyuldu. Ian cesaretini toplayarak sesin geldiği yöne doğru ilerledi ve araştırmaya devam etti. It's actually been pretty quiet over at this grave site. Most activity seems to be outward. But I thought I heard more children. What the? They came from back here. Hello? So the same high-pitched voices from before. Is anyone back here? Are you guys playing back here? You're not in trouble. I'm just curious as to what's going on. Whoa! Something just went behind that tree! Oh my god, I saw that with my own eyes! I'm right back here. But look! There's nothing there! Oh my god! That was nuts! Look, I'm gonna search around this whole tree. There's literally nobody. I am the only one in this cemetery. Birdenbire beyaz bir hayalet figürü doğrudan Ian'ın önünden hızla geçti. Bu saydam form soldan sağa doğru süzülüp bir ağacın arkasına saklanmış gibiydi. Gece ilerledikçe Ian saat 4'te kadar keşiflerine devam etti. Ancak başka bir kanıt ya da olay yakalanmadı. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.